Demet Akalın aslında manken olarak devam edip Avrupa'yı da sarsabilirdi. Bu çok net. Hani mesela sen podyumda... Yok ya, o kadar diye Avrupa'yı sarsacak. Biraz gazlayalım ya konularımızı gözünü seveyim. Ama sen şunu tercih ettin, müziği tercih ettin ve bu iyi bir tercih oldu. Şimdi şöyle bir mesele çıktı son zamanlarda. Daha çok model ve manken dünyasından müzik dünyasına atılımlar oluyor. Ya da katılımlar diyelim. Fakat burada yırtabilen tek isim, yanlış bilmiyorsam sensin. Yeni gelenler için ya da bunu daha önce deneyip başaramayanlar için bir fikrin var mı? Yani bence bu piyasada hani benden sonra böyle bir atılım içine girdi. Bence ama işe güce biraz odaklanmadı. Ben en şanslı şeyi görüyordum Ayşe Hatun Önal'ı. Çünkü onun bir de söz ve besteci böyle bir yaratıcılığı vardı. Çok da güzel şeyler yapıyordu bence. Ben onda öyle bir ışık görüyordum. Tamam, bu kızdan bir şey olur diyordum. Ama onun da maalesef azmi yok. Aslında çok güzel şarkılar yapıyor. Biraz peşinden gitmedi. Ama onun evet dışı... ya bir Ayşe Hatun Önal var, ne oldu değil ona? Mi? Çok güzel klipler çekiyordu ama işte yani kendi tercihi. Onun dışındakiler için hani söyleyecek bir şey yok. Sonuçta müzik, yani herkes yapabilir. Herkesin yani tabii ki para kazanmak, çok sevenin olmak, çok şarkıları insanlarla paylaşmak güzel ama sanırım o şeyi tutturamadılar. Neden? Çünkü kılık kıyafetimden tut, bestecilerimden tut, şeye kadar hep işte Demet Akalın gibi şarkılar. Demet Akalın'ınkinden, işte yani Demet'in elbisesinden. Abi iki tane deyince, şarkı Demet'inkinden. Olmuyor öyle. Yani ben de mesela şimdi isim vermeyeyim ama çok büyük isimlere gidiyorum mesela şarkı dinlemeye. İşte bunu al, bununla içecek reklamı kaparsın. Bunu al, statlara düşersin deyince ben de bir soğuma başlıyor. Diyorum ki önce bir şarkıyı dinlesek. Yani onun için bence hani samimiyet şarkılara geçmesi o çok önemli bir şey. Mesela benim bu aşk single'ımız çıktı mesela, Max single yazın. Bana insan, ya aşk güzel de ya sen yine bize giderli şarkılar yap falan diyor. Hani benim bile üstümde hani böyle aşk ve mutluluk olmuyor. Senin ama senin giderli şarkıların da hakikaten giderli yani. Aynen, yani hani benim tamam popüler müzik yapıyoruz sonuçta, işte sezonluk şarkılar yapıyorsun diyorsun ama benim hala bir yere gittiğim zaman, geçen gün de bir arkadaş yazmış sağ olsun, bir köşe yazıyor, hani onun şarkıları eskimiyor ya, 5 sene öncesinin şarkıları bile çalsa yine insanlar kopabiliyor. Bunun dışında tabii ki arada slow'lar falan var ama hani verebilecek hiçbir tavsiyem yok. Bana herkes şeyi söylüyor. Ya nereden buluyorsun bu şarkıları? Nasıl bir şey? O tamamıyla benim hani kalbimle alakalı. O bana bir slow dinlediğimde tüylerim diken diken oluyorsa, işte ya da ne bileyim o anda kendimi o şarkıyla klibini hayal ediyorsam tamamdır. Ha, arada güzel şarkılar kaçırdığım olmuyor mu? Dehşet. Ama orayı, gideri yok şarkıların. Oraya ne yapacağız? Hiç sor. Aa, bunlardan bende var, geç geç falan filan yapıyorum. Bir bakıyorum falan başkasında patlamış. Neyse canım, onun kısmetiymiş falan oluyorum. Böyle arada 2-3 tane, çok değil. 3'ü yani geçmedi şimdiye kadar. Hadi 2'yi ama. Minik kıskançlıklar olabilir ama toplar isek eğer bu arkadaşlara diyorsun ki Demet'i taklit etmeyin, başka bir şey yapın. Orijinal olmaya çalışın. Ya taklitle de alakası yok. İşte tamamıyla samimiyet ve hani şarkının şeyle. Yoksa ne şarkılar var, hatta bırakın hani manken olmayı falan, ne şarkıcılar var çok güzel sesli. Ama bir şekilde ya sahnesi yok ya ışığı yok. Ya karizması yok ya da şarkılar üstüne oturmuyor. Bir şekilde insanların beğenisi. Ya bu bir şans değil. Bu bir nasıl diyeyim, bir Allah'ın lütfu değil. Çünkü yani birinde tutarsın, ikisinde 3, 4, 5. Şans sizin peşinizden o kadar arka arkaya gelmez yani. O yüzden de hani illaki zorlamanın bir manası yok. O yani verebileceğim bir tavsiye. O zaman yapacağı en iyi işe kanalize olması lazım. Aynen. En iyi hangi işi? Sen tamamen model mankenliği bıraktın anladığım kadarıyla, değil mi? Hiç yapmıyorum. Yapsam bilemiyorum. Unutuldu. Unutuldu zaten. Peki şu ana kadar konuştuk. Demet Akalın'a sorduk. Hakikaten samimi yanıtlar verdi. Bakalım manşetlerimizde neler var? Evet, Demet Akalın'ın manşetleri geliyor ve eğer o Jimmy'yi oradan çekerseniz okuyacağım abi. Şuradan okumam lazım yalnız. Evet. Hırslarım var ama kimsenin üstüne basmayacak kadar hırslıyım. Buraya gelmek için çok tırmaladım. Yazılı basında agresif dursam da özelime sataşmadıkça, bu konuda da üçleme yaptı. İşte namustur, özeldir, şereftir. Bunlara sataşmadıkça kimseye cevap vermem. Zaten kale aldığım isimler azdır. Kale alırken de alfabetik sıraya önem veririm dedi. Çok teşekkür ederim. Peki. Kimler dinliyor seni? Hiç baktın mı? Yani şöyle tabii yani orası karanlık, sahnenin arka tarafı karanlık ama hani genel olarak kimlerden nasıl tepkiler geliyor? Ya şimdi tabii öyle bir eskiden, ya eskiden dedim işte son birkaç senedir işte herkesin dediği ve anket falan bile yapıyorlar işte. Ya da işte benden daha kıdemli sanatçılar araştırma yapıyorlar. Bu kızın peşinde ne buluyorlar ki gençler bu kadar gidiyor? Bu benim hani tam aslında 3-4
3 değil daha bile fazla 4,5 senedir falan giden bir üniversite konserleri var. Ama onun dışında tabii ki işte ne bileyim bir yere gidiyorum. Daha çok bir de ufak çocuklar var. Yani onlar eteklerini çektirip annelerine kaset aldıran, albüm aldıran ya da klibinde işte bak onun gibi işte evli mutlu çocukludan sonra işte öyle elbise istedi. İşte mezuniyet töreninde saçlarını senin gibi yaptı. Bir dönem öyle bir furya vardı. Saçlarım sarıydı. İşte diplerim böyle siyah çıkmış seviyordum ben. Ondan sonra Çeşme'ye bir gittim o yaz. Affedersin 2006-2007. Bir baktım her taraf küçük Demet Akalınlarla da. Merhaba Demetler ben geldim. Aslında çok hoş. Yani Twitter'dan da mesela şimdi bu saç rengi mesela inanılmaz soruyorlar. Ne o? Şimdi, peki ben sorsam ne o? Yazıyorum yani resmini. Boya da biliyorsun 3 milyonluk falan bir boya. Öyle mi? Onun resmini çekip gayet samimi bir şekilde. Ay, bana diyor reklam mı aldın? 3 milyonluk şeyin neyin reklamını alabilirsin? İşin sırrı ucuzlukta o zaman. İşin sırrı aslında o saçın cinsiyle de. Şimdi simsiyah bir saçlı bir bayana bu saçı tutturamazsın imkanı yok. Ama merak ediyorlar yani taktığın işte ne bileyim bir kolyeyi atıyorum giydiğin elbiseyi. Düğmeyi ama, bilmem neyi. Yani tabii hatta. Ki böyle bir dövmeyi de evet. Dövmeyi de. Çünkü ben hani kolunun yan tarafında bildiğim bir tane kütüphane rastladım şey elinin yan tarafında. Kütüphane değil ya bu Latince hayatın her anı bir karar anıdır. Çok güzel. Önder'den ayrıldım da yazmıştım. Enfes onu böyle şöyle mi kullandın Önder? Çat. Aynen öyle. Ama şık durmuyor mu? İnce ya. Keyifli. Burada güzel da onun soyadı yazıyordu. Onu sonra değiştirdim. Bir ay sonra falan ama değiştirdim. Yani baktım o hemen silmiş anka kuşları falan filan koymuş. Neyse dedim o kadar şeyin altında kalmayayım. Yoksa burada hala Bekenser'in yazması benim için çok şey olmaz yani. Fark etmez. Çünkü Bekenser yazarsın. İyi insan anlamına geliyormuş o yüzden ama. Çok mu seviyorsun hakikaten? Ya şimdilik ilişkimiz iyi gidiyor. Yani tabii ki seviyorum. Biraz hani ben şeyim babasız büyüdüğümden dolayı herhalde. Biraz beni benden fazla düşünen adam severim. Hmm. Yani benim sevmem önemli değil. Beni çok sevenin olması hayatımda önemli. Ya şöyle söyleyeyim. Seni senden fazla düşünen 1,5 milyon adam sayabilirim. Şu anda mevcut. Gözler pırıl pırıl. Gözler pırıl pırıl. Peki yani konserde kitlelerle acayip diyaloglar da kuruyorsun. Hani kimi zaman tırnak içinde bunu gaf olarak niteliyorlar. Ama anladığım kadarıyla hani bir adama bakıp da ya siz kaymakamsınız ben size buradan bir gider yapayım diye düşünmüyorsun. Anladığım kadarıyla. Ya öyle yani bir fazla şey samimisin anladığım kadarıyla. Ya samimi yani şimdi protokolden ne beklersin? Durmalarını. Ve ilk şarkıda yerinde olmalarını. Yani ben çıktığımda protokol denen koltuklarda bir 10-15 tane boş koltuk vardı ve hiç kimse yoktu. Hani daha sonra birileri gelmez hep çoluk çocuk falan filan oturur ya. Ondan sonra bir yığışma oldu. Böyle teyzeler amcalar oturdu gerçekten. Ben de sadece yani bu tabii ki asla bir ukalalık değil. Asla bir şey değil ama yani şöyle duran bir adama da artık 3-5 şarkıda dayanamadım. Çünkü o kadar güzel bir atmosfer vardı ki insanlar çok eğleniyordu. Çok kalabalıktı gördük. Ve bir halk konseri değildi. İnsanlar biletle, parayla. Hani bu da bazen bunu sık sık söyleme diyorlar ama ben inatla söylüyorum. Çünkü bir halk konseri değil. Bedava insanları oraya getirmemişim. İnsanlar belki harçlıklarından, belki maaşlarından çekip o kadar sanatçının arasında. Bir festivallerde birçok sanatçı oluyor biliyorsunuz. Tercih edip seni görmeye gelmişler. Seninle beraber bir şarkı değil, 3 şarkı değil, 10 şarkıda beraber eşlik ediyorlar. Ve ben İbrahim Tatlıses'ten tutun Ferdi Tayfur'a kadar böyle bir geniş skala. Hatta içinde Hande, Gülşen şarkıları olan bir repertuarım var. Kendi şarkılarımla beraber insanları bir tek rock söylemiyorum yani. O kadar hani geniş bir repertuar var ki o kadar keyifli geçiyor. Ve önde şöyle oturmak hoş olmadı. Hele protokol ise... Ondan sonra yani ben hanımefendiyle şey olmam dedi. Ben zaten benimle bir hani atışmaya girsin diye değil. Ben sadece rahatsız oluyorsanız şey yapabilirsiniz dedim. Gerçekten oradan gelen önde, tepki görmedin, duymuyorsun zaten. Hani yani şu olay en önde oturan şöyle bir şey. Sonra sordum. Yani benim özür dileyecek ya da şey yapacak. Tabii ki devlet Erkan'dır gelsin buyursun. Ama ben şöyle bir şey de yaşadım hayatım boyunca. Kıştı. Bu geçen kıştı galiba. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yerin açılış konseri var ve o da davetli. Ve bana ikinci şarkıda özel kalemi şöyle bir not geldi. Demet Hanım acaba ikinci şarkıdan sonra kalksam onu hani çok mutsuz eder miyim? O kadar hoşuma gitti ki. Onun için de hani duruş var, anladım. Duruş var. Nezaket bekliyorsun. Aynen yani. Peki, biraz. Ne dikkatini dağıtır konserde? Ben çünkü gördüğüm kadarıyla sen hakikaten kaptırıp gidiyorsun. Surat. Ve suratlar bir karış yerde olursa bana fenalık geliyor. Bakıyor musun niye, öyle suratlar? Niye, tabii ki tek tek yani. Orada bir insanın bile beni mutsuz olması beni rahatsız ediyor. Neden? Gelmişsin sen oraya. Sen niçin? Tabii. Bazen böyle tabii ki yani ileri yaşta hemen onları diyorum.
sana bir kader olamaz, kader diyemezsin, patlatayım mı falan filan diyorum. Ya onların bile keyifli olmalı. Yani benim konserimden çıkan herkes akşam yatağa yattığında, ya kıza bak ya, onu da söyledi, hiç inan. Ya zaten hep tepkiler böyle gelince ben acayip mutlu oluyorum. Yani tabii ki ben de herkes beni sevsin sendromu var. Ama şöyle de bir gerçek var. Hani bu kimliğimden de karakterimden dolayı beni hiç sevmeyen ama şarkılarıma tapan insanlar da var. O da benim için müthiş bir şey. O da keyifli tabii. O yani da çok keyifli. Yaptığın için bir değer olduğunu. Aynen.